Merhaba arkadaşlar, konsantrasyon denemelerimizin ikincisindeki coğrafya sorularını beraber çözüyoruz. Altıncı sorumuza baktık. Grafikler var arkadaşlar. Sorumuza odaklanalım. Grafiklerden korkmuyoruz. En kolay sorulardır. Nemin fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nem, arkadaşlar bunu unutmayın. Örtü görevi gördüğü için. Örtü görevi gördüğü için bir yerin aşırı ısınıp aşırı soğumasının önüne geçer. Bu kesinlikle unutmayın bunu. Buna göre aşağıdaki sıcaklık grafikleri verilen merkezlerden hangisinin daha nemli olduğu söylenebilir? Daha nemli olacak. O zaman biz neye bakacağız? Sıcaklık farkı az olanı seçeceğiz. Baktığımız zaman en yüksek ve en düşük sıcaklıkların farkını almamız gerekiyor. En yüksek sıcaklığımız burada 20. En düşük sıcaklığımız 5. Farkını aldığınız zaman neyi göreceksiniz? 15 derecelik bir fark var. En yüksek sıcaklığımız 30 diyelim. En düşük sıcaklığımız da 9 diyelim. Farkını aldığımız zaman kaç derece? 21 derece olacak. C'ye baktığımız zaman en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık da 5'in altında 4 diyelim. 21 derecelik bir fark var. D'ye baktığımız zaman en yüksek sıcaklık 20 diyelim. 19 da 20 diyelim. En düşük sıcaklığımız da eksi 10. Baktığınız zaman yani eksi de olduğu için ekliyoruz arkadaşlar. 30 derecelik bir fark var. E'ye baktığımız zaman 22 derece desek buna en düşük sıcaklığımız 0 zaten. 22 derecelik, 21 derecelik bir fark söz konusu arkadaşlar. Baktığımız zaman buna göre aşağıdaki sıcaklık grafiklerinden hangisi daha nemli olduğunu söylenebilir. Sıcaklık farkın en az olduğu yere bakacağız. Buradaki baktığımızda en az olan kısım A şıkkı olacak. Dediğim gibi bu grafikler yapabilmeniz için nemin yarattığı etkiyi bilmek gerekiyor. Örtü görevi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri bir yerin matematik konumunda hakkında bilgi verir? Şimdi matematik konum deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Enlem, boylam. Yani dünya üzerindeki konumumuz. Başka hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Birinci maddemiz. İklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olması. 2. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. 3. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması. 4. Cisimlerin gölge boyunun 21 Haziran'da en kısa olması. Şimdi iklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olmasının birçok sebebi var. Evet, enlemin de etkisi olabilir. Çünkü biz orta kuşakta yer alıyoruz. Ama bize burada Türkiye'den bahsetmemiş. O yüzden bunu almamız mümkün değil. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Bunu neye göre bağlayabiliriz? Şöyle düşünün. Kuzey yarımküredeki bir yerin kuzeyden gelen rüzgarlar ne olacak? Kutuplardan geldiği için sıcaklığını düşürecek. O yüzden bu matematik konumla alakalı bir durum. Kutuplar, ekvator, yani zaten paralel meridyenler bunlar hep neyle alakalı? Ekvator ve kutuplara göre, başlangıç meridyenine göre düzenlenmiş şeyler. O yüzden iki kesim var. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması, hidroelektrik enerji potansiyeli için dağlık yükseltinin fazla olması gerekir. Matematik konumla alakalı değil, özel konumla alakalıdır. Üçü eliyorum, biri de eledik. Dörde baktık. Cisimlerin gölge boyunun 21 Haziran'da en kısa olması, 21 Haziran'da en kısa olabilmesi için büyük açılarla düşmesi gerekiyor. O da nereye düşüyor biliyorsunuz? 23 derece 27 dakikadaki o yengeç darancasına dik düşüyor. Ve kuzey yarımkürede bir gölge boyu en kısaysa büyük açılarla düşüyor demektir. Farkındaysanız yarım küresi hakkında bilgi sahibi olduk. Yani matematik konum hakkında bir fikre sahip olduk. O yüzden 4'ü de alırız. Cevabımız 2 ve 4'tür arkadaşlar. 8. soruya geldik. Bir dünya haritası. Ve dünya haritası üzerinde buzdağı ABD, İngiltere çarpışma noktası. Muhtemelen bu Titanic'le ilgili bir şey. Bakalım. Aşağıdaki haritada 1912 yılında İngiltere'den ABD'ye giderken ilk seferinde buzdağına çarparak batan Titanic'in rotası, çarpışma noktası ve buzdağının aldığı yol. Filmi güzeldi. Titanic, evet. İngiltere'den yola çıkıyor arkadaşlar. ABD'ye gidecek. Ama şu noktada çarpışma noktası oluyor. Buna göre buzdağını çarpışma noktasına taşıyan okyanus akıntısı. Normalde buralarda, normal şartlarda buzdağın olma ihtimali sıfır. Ancak okyanus akıntılarının yaptığı etkiden dolayı burada buzdağını görebiliriz arkadaşlar. Şimdi burası Labrador Yarımadası arkadaşlar. Buradan gelen akıntı
soğuk bir akıntıdır. Bu akıntı güneye doğru sokulur. Bu akıntının yarattığı etkiden dolayı buradaki buz parçaları buralara kadar inmektedir. O yüzden bu çarpışma noktasında etkili olan akıntı Labrador soğuk su akıntısıdır. Evet, yani harita sorularına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Genel kültürle alakalı bir bilgi vermiş sadece ama okyanus akıntıları bizim için önemli. Karşımıza çok sık çıkacak bir soru tipi. Geldik 9. soruya. Yukarıda verilen etmenlerin aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olması beklenir? Arazinin eğimli ve engebeli olması, bitki örtüsünün cılız olması, yağış rejiminin düzensiz olması, toprakların adası bırakılması. Şunu unutmayın. Bitki örtüsü cılız mı? Kurak demektir. Bir de üstüne ne oluyor? Nadası bırakılmış. Hop, oklar yine kuraklığı gösterir. Arazinin eğimli ve engebeli olması, evet, etkisi olabilir ama burada bizim bakacağımız doğal afet kuraklıkla alakalı olacak. Heyelan yağışlı, yani Rize, Karadeniz bölgelerinde görebilirsiniz. Yağışın fazla olduğu, eğimin fazla olduğu ve toprağın kille alakalı olduğu yerlerde görülür. Tsunami, deniz içerisinde meydana gelen depremlerin yarattığı dalgaydı. Kuraklıkla alakası yok. Deprem alakası yok. Çığ alakası yok. Kuraklığı getirecek şey ne? Erozyon. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Yine bir dünya haritası. Bakın. Artık dünya haritası, Türkiye haritası kavramlarını yani bu neyin nerede olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Harita çalışmaları bunun için çok önemli. Yani neredeyse yarı yarıya çıkıyor artık sorularda. Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Haritaları iyi bilmemiz gerekiyor. Hangi ülke nerede? Nerede dağ var? Nerede ova var? Onlar akarsuları nerede? Bunları iyice bilmemiz gerekiyor. 10. soruya baktık. Yağmur ormanları yıl boyunca yeşil kalan, sık ve uzun boylu ağaçlardan oluşur. Nemli ve sıcak bölgelerin bitki örtüsüdür. Yağmur ormanları dediğin zaman senin aklına tek bir şey gelmeli. Tropikal iklim. Tropikal iklim dediğin zaman ne olacak? Ekvator çevresinde yer alacak. Ekvator çizgisine çektiğin zaman ise bu ekvator çizgisi üzerinde olan yer sana direkt doğru cevabı verecek. Buna göre yukarıdaki haritada verilen işaret yerlerin hangisinde yağmur ormanları görülür? Cevabımız ne olacak? Ekvator üzerinde olduğu için 2 olacak.